Merhaba, bunun okullarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 4B sınıfından Mirza. Size sorular hazırladık. Cevap verebilirsiniz umarım. <laughs> Deneyeceğim. <laughs> o zaman başlayalım. İlk sorumuz olarak astrofotografçılığa nasıl başladınız? Neden astrofotografçılığı seçtiniz? Astrofotografçılığa ııı um... Astronomiye ve fotoğrafçılığa her zaman meraklıydım. Babam fotoğrafçıydı. Dolayısıyla çok küçük yaşlardan beri fotoğrafçılıkla ilgileniyordum zaten. Ama yine çok küçük yaşlardan beri de hep bilimle ilgiliydim. Ve fizik mühendisliği okudum. Uzunca süre sadece gözle ve teleskoplarla gözlem yaptıktan sonra bir noktada artık fotoğraflarını da çekmeyi gerektiğini düşündüm. Ve böylelikle başlamış oldum. Neden astrofotoğrafçılık? Çünkü e, astrofotoğrafçılık bilim ve sanatı bir araya getiren nadir hobilerden bir tanesi. E, bu ikisini bir araya getirip e, milyonlarca yıldır uzayda hareket eden ışık taneciklerini yakalayıp bunlardan fotoğraflar elde etmek e, gerçekten çok eşsiz bir duygu. İkinci soruya geçiyoruz. Çektiğiniz fotoğraflardan sizi en çok etkileyen hangisiydi? Aslına bakarsan her bir fotoğraf hepsi aynı derecede etkiliyor ee, ama e, ilk derin uzay fotoğrafı e, diyebilirim Andromeda Gök Adasının fotoğrafı e, çok e, küçük şartlarda çektiğim küçük ekipmanlarla çektiğim ve e, ilk çekip bilgisayarda bir takım işlemler yaptıktan sonra gördüğüm hali beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Beni en çok heyecanlandıran fotoğraflar arasında onu sayabiliriz ama dediğim gibi her bir fotoğraf ayrı heyecanlandırıyor. Tamam. Gökyüzü fotoğraf çekmek için gittiğiniz en etkileyici yer neresiydi? Ee, aslında yani Türkiye'de çok fazla yere gittim. Ee, özellikle derin uzay fotoğrafı çekerken. Ee, işte gökyüzünün yeterince karanlık olduğu, ışık kirliliğinden uzaklaşmış yerlerde bulunmak gerekiyor. Ee, Türkiye'de, e, Isparta'da Melikler Yaylası, Dede Dağı'nın eteklerinde gerçekten ışık kirliliği açısından etkileyici bir yer. Ee, onun ötesinde e, geçtiğimiz yaz gittim Denizli'de e, bir Topuklu Yaylası adında bir yayla çok etkileyiciydi. Ee, ama onun dışında... 2019 yılında Finlandiya'ya kuzey ışıklarını çekmek için gitmiştim. Gerçekten kuzey ışıklarını izlemek ve orada bulunmak çok heyecan vericiydi. Göklere bakarken kendinizde ne keşfettiniz? Güzel ve ilginç bir soru. Çok düşünmediğim bir şeydi bu. Yani kendimle ne keşfettim? Tabii ki bir şeyler keşfetmişimdir muhakkak. Astrofotoğrafçılık çok sabır isteyen bir şey bir hobi. Dolayısıyla kendimde belki bu sabrı keşfetmiş olabilirim. İnsan birazcık da yaşı ilerledikçe daha sabırlı ve daha temkinli bir hale geliyor. Astrofotografçılık bunu birazcık daha ortaya çıkartmış olabilir. Kendimde keşfettiğim şeylerden birisi budur. Gökyüzü fotoğraf çekmenin ne gibi zorlukları var? Gökyüzü fotoğraf çekmenin bir sürü zorluğu var aslında. Biz gökyüzü fotoğrafları çekmeden önce bir fotoğraf çekmek için bir yere gideceksek öncelikle çok uzun bir planlama süreci, birkaç haftadan süren bir planlama sürecinden geçirmek zorunda kalıyoruz. Çekeceğimiz objenin bulunduğumuz yerdeki gökyüzündeki konumu, gideceğimiz yerdeki ışık kirliliğinin durumu, hava durumunu farklı kaynaklardan günler boyunca sürekli olarak tespit etmek gerekiyor. Ve çekerken bir sürü istenmeyen şeylerle karşılaşılabiliyor fotoğraf çekme esnasında ve sonra işlenmesi esnasında. Bütün bu zorluklara karşı koyacak sabra ve metanete sahip olmak gerekiyor. Bence en en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yeterince sabırlı olmak ve sizin kontrol edemediğiniz şartları oluştuğunda, yapacağınız işten vazgeçmemek ve devam edip, ısrarla ve inatla devam etmek olmalı. Zorluklar olarak da işte, dediğim gibi, çok ücra yerlerde, bazen sıcakta, bazen soğukta, gece dışarıda kamp yapmanız, dışarıda teleskopunuzun başında bulunmanız gerekiyor. Ya üşüyorsunuz ya çok sıcak oluyor. Bunun gibi genelde de soğuk oluyor tabii. Genelde, ee, en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Bir gökyüzü fotoğrafı çekmek ne kadar zamanınızı alıyor? Ee, bu aslında çekilen e, fotoğrafa bağlı birazcık. Ee, gökyüzü fotoğrafçılığında farklı alt türler var. Ee, işte geniş açı astrofotoğrafçılık dediğimiz bir tür var mesela burada bu tür bir astro fotoğraf çekerken e, birkaç bir saat bir, bir buçuk saat içerisinde önceden planlamanızı iyi yaptıysanız çekip bitirebilirsiniz. Ama diyelim ki çok sönük bir gökyüzü objesini, derin uzay objesini çekiyorsanız çok uzun çekimler yapmanız ve bu çekimleri bir araya getirmeniz gerekebilir. Benim bugüne kadar yaptığım en uzun toplam çekim 39 saatlik bir çekimdi mesela. Bir iki tane gök adanın bulunduğu ve bu gök adanın etrafında çok sönük bulutların bulunduğu bir bölgeydi. Hedefi mesela benim bu bölgeyi tekrar çekmek ve 50 saat gibi bir çekim yapmak. Bu şöyle demek, yani yaklaşık 5 ila 6 gecelik çekim yapmanız gerekiyor demek. Astrofotoğrafçılığa yeni başlayanlar için tavsiyeleriniz neler olur? Astrofotoğrafçılığa yeni başlayanlar için tavsiyem öncelikle şu olur. Hemen gidip pahalı ekipmanlar almasınlar. Ellerindeki ekipmanları kullanarak bu hobiye başlasınlar. İşte ellerindeki bir kamera, hatta şimdi artık cep telefonları bile bu tür çekimleri yapmak mümkün olabiliyor. Ellerindeki ekipmanlarla bu denemeleri yapsınlar. Eğer bu hobiye gönül verebileceklerse, bu sabrı gösterebileceklerse, karşılarına çıkacak problemleri çözme yetisine ve sabrına sahip olabileceklerse devam etmeleri için daha iyi ekipmanlar alabilirler. Son olarak bir sorum daha var. Ve buzay teleskobu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Ve buzay teleskobu sorarken bile benim tüylerim diken diken oldu. Gerçekten insanoğlunun bugüne kadar yaptığı en önemli bilimsel çalışmalardan bir tanesi. Bize Evrenimizin çok eski dönemlerinin dönemlerinden kalan ışık taneciklerini yakalayıp ilk galaksilerin oluştuğu dönemlerden bize bilgi getirecek bir proje, yüzlerce insanın 25 yılın üzerinde sürece çalışıp defalarca kez fırlatılmasını ertelenmiş olabilecek en mükemmel hale getirmek için. Çok çaba gösterilmiş. Ee, dediğim gibi insanoğlunun belki de bugüne kadar yürüttüğü en büyük bilimsel çalışmalardan bir tanesi. 6 ee, ay sonra biz e, astronomi dünyasında ve astrofotografik dünyasında ilk ışık dediğimiz bir kavram var. 6 ay sonra ilk ışığı yani ilk gözlemini yapacak. O anı iple çekiyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim soruların için ve davet için.